Merhaba, Teknorite'ye hoş geldiniz. Bir başka içerikle karşınızdayız. Bu videoda AMD'nin yeni üyesi RX 9060 XT'ye yakından bakacağız. Elimizde XFX'in Swift 16 GB'lık versiyonu var. Hem bu kartı detaylıca inceleyeceğiz, hem AMD'nin RDNA 4 mimarisine, hem de FSR 4 teknolojisine yakından bakacağız. Bununla birlikte de oyun testlerini sizlerle paylaşacağız. Vakit kaybetmeyelim ve detaylara geçelim. Öncelikle bu kartın RX 9060 XT'nin kalbindeki RDNA 4 mimarisine bakalım. AMD bu mimariyle birlikte enerji verimliliği, yüksek performans ve yapay zeka destekli teknolojilerde tam bir sıçrama yaptı. RDNA 3 ile kıyaslandığı zaman RDNA 4 çok daha iyi bir şekilde optimize edilmiş bir tasarım ve performans sunuyor. RDNA 4 yeniden tasarlanmış işlem birimleriyle daha yüksek döngü başına komut sağlıyor. Bu özellikle Full HD ve 2K oyunculukta akıcı kare hızları demek. Tabii ışın izleme tarafında da önemli iyileştirmeler var. RDNA 4'teki yeni Ray Tracing motoru daha hızlı ışın kesişim hesaplamaları sunuyor, rakip kartlarla rekabeti kızıştırıyor. RDNA 4, yapay zeka destekli teknolojilere daha fazla odaklanıyor. Özellikle FSR 4'ün makine öğrenimi tabanlı upscaling algoritmaları bu mimarinin gücünü ortaya koyuyor. Kısacası RDNA 4, AMD'nin hem kendisine RDNA 3 açısından hem de rakibi Nvidia'ya ciddi bir meydan okuması. İşte buradaki RX 9060 XT de bu RDNA 4 mimarisinin tüm nimetlerinden faydalanıyor. Şimdi sırada FSR 4 var. AMD'nin 9000 serilerindeki en büyük kozlarından bir tanesi. FSR teknolojisi, makine öğrenim destekli bir upscaling çözümü. Ayrıca önceki nesillere göre de çok daha gelişmiş. FSR 4, düşük çözünürlükte render edilen görüntüleri yapay zeka ile yükselterek hem yüksek kare hızları hem de keskin görseller sunuyor. Bu kart da masaya dokundukça sallanıyor. Şekil olsun diye böyle bir 3D printer'dan bastığımız bir aparat takmıştım. Bunu en iyisi ben bir çıkarayım. Şöyle kartı yere koyayım. Heh, daha güzel durdu. Evet, AMD FSR 3'te yaptığı hatalardan büyük dersler çıkartmış gibi görünüyor. Çünkü FSR çıktığında oyunlar yetişmemişti. Sonraki aylarda gelmişti oyunlar. Şimdi FSR 4 çıkalı neredeyse 4 ay oluyor ve şu ana kadar da 65 oyun tarafından destekleniyor. Hangi oyunlar olduğunu da bir link bırakacağız açıklamalar kısmına. Oradan kontrol edebilirsiniz. Hatta önümüzdeki günlerde FSR 4 desteğinin geleceği oyunlar da o linkte belirtiliyor. Bu arada bu kartın şöyle bir güzelliği var. Çıkacak olan teknolojiye altyapıyı hazırlamış durumda. Ne teknolojisi? AMD'nin Computex'te duyurmuş olduğu FSR Redstone teknolojisi. Makine öğrenim tabanlı bir upscaling çözümünden bahsediyoruz yine. FSR Redstone 3 temel özellikle öne çıkacak. Işın izleme performansını arttırarak daha gerçekçi aydınlatma sağlayacak. Işın izleme efektlerini optimize edecek. Görsel kaliteyi korurken performansı iyileştirecek. Ayrıca daha keskin görüntüler ve yüksek kare hızları için yapay zeka destekli algoritmaları kullanacak. RDNA 4, FSR 4, FSR Redstone'dan bahsettik. Şimdi sıra geldi bu güzelliğin kutu açılımına. XFX'in kutusu her zamanki gibi devasa. XFX bu kartta hem estetik hem de performans odaklı bir tasarım sunmuş. Estetik kısmına bakalım. Mat siyah renk tonları ve keskin hatları var ekran kartının. Oldukça şık görünüyor. RGB sevmeyenler için sade ama premium bir tasarım sunuyor. Soğutma tarafında kart 3 fanlı bir soğutma çözümüne sahip. XFX'in Swift serisi hava akışını optimize ediyor. Geniş heatsinkler var. Testlerimizde de uzun süreli yük altında bile bu ekran kartı sıcaklıklarını hep 55-56 derecelerde korudu. Kart 2,5 bir slot tasarımına sahip. Çoğu orta boy kasa için uygun ancak tabii kasa boyutlarınızı yine kontrol etmenizi öneriyoruz. Bir tane HDMI 2.1A ve iki tane de DisplayPort 2.1 çıkışı var. Bağlantı ve güç tarafına bakalım kartın. PCI Express 5.0 desteğiyle geliyor. Ancak PCI Express 4.0'la da sorunsuz bir şekilde tam uyumlu çalışıyor. Güç tüketimi yaklaşık 180 Watt civarında. Bu yüzden tek 8 pinli konnektörü bulunuyor.
Benchmark testlerini de sizlerle paylaşıyoruz. Dilerseniz ekranı durdurup detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Teknik bilgiler ve detaylar derken artık sıra geldi oyun testlerine. Oyun testlerine birkaç gündür ekip olarak çok ciddi zaman harcadık. Sizlerin ekrana baktığınızda her şeyi çok net ve sade bir şekilde anlayabilmesi için güzel bir arayüz yaptık. Bu videoda sadece 9060 XT'nin verilerini sizlerle paylaşacağız. Full HD ve 2K olmak üzere. Önümüzdeki videolarda da farklı ekran kartları elimize ulaşacak. Onlar ulaştığı zaman da karşılaştırmalı videolarla karşınızda olacağız. Şimdi vakit kaybetmeyelim ve oyun testlerine geçelim. Test sistemimiz de bu şekilde. Özellikle harici bir kayıtçı kullanıyoruz ki FPS kaybı olmasın. İlk oyunumuzla başlayalım. Cyberpunk 2077. 1080p'de Full HD'de ultra ayarlardayız. Sol tarafta kartın saf kas gücünü göreceksiniz. Yani FSR kalite modu kapalı, frame generation kapalı. Sağ tarafta da FSR ve frame generation açık. Ortalama olarak saf kas gücünde 115 FPS değerler görüyoruz. FSR açıkken, frame generation açıkken de bu değer 256 FPS'e kadar artıyor. GPU sıcaklığı 55 derecelerde ve güç tüketimi de 181 Watt civarında. 2K'ya geçtik. Ray Tracing'in kapalı olduğunu da hatırlatayım. Saf kas gücüne baktığımızda 75-76 FPS'ler alıyoruz ortalama. 2K'da, Ultra'da FSR ve Frame Generation açıkken de almış olduğumuz FPS 162-163 civarında. 2K'da ve 1080'de aşağı yukarı bu ekran kartının GPU sıcaklığıyla çektiği güçler pek fark etmiyor. Değerler aynı. Geçtik Formula 1'e. 1080p'deyiz, ultra ayarlardayız. Saf kas gücüne bakıyoruz. 102-103 ortalama FPS veriyor F1'de bu ekran kartı. Bu arada fanlar %36 çalışıyor. 3 fanlı olmasına rağmen hiç ses çıkarmıyordu diyebilirim. Rahatsız etmiyor masanın üzerinde olmasına rağmen. 1080p'de FSR açık, frame generation açık. Ne oldu? FPS'ler bir anda arttı. 226-227 ortalamaya kadar ulaştık. İşte görüyorsunuz değil mi? FSR 4 teknolojisinin nasıl bir fark yarattığını. 2K ile devam edelim. 2K'da FSR kapalı, frame generation kapalı, 145 FPS ortalama alıyoruz. Yine 56 derecelerde kartımız, 181 Watt güç çekiyor. FSR ve frame generation açıkken FPS 200'lerin üzerine çıkıyor. Ortalamamız 201-202 civarında değişiyor. CS2'ye bakmadan olmaz. 1080p'deyiz. Full HD, sol tarafta en yüksek ayarlar, sağ tarafta düşük ayarlar. Saf kas güçlerine bakıyoruz. 311-310 FPS veriyor yüksek ayarlarda. 4x MSAA açık. Düşük ayarlara çektiğimizde oyunu 669 FPS'e kadar çıkabiliyoruz. 51 derecelerde geziniyor kartımız. 140-145 Watt arasında da güç tüketimi var. Şimdi ayarlarımızı 2K'ya çektik. 2K yüksek ve 2K düşük. 2K yüksekte ortalamamız 209-210 FPS. GPU fanlarımız 35'te. 151 Watt çekiyor. 51 derecelerde. 2K düşük ayarlarda da ortalama 500 FPS alabiliyoruz. Sırada yakın zamanda en çok oynanan oyunlardan bir tanesi Marvel Rivals. 2K'dayız. Ultra ayarlarda Ray Tracing yani Lumen kapalı. Sol tarafta saf kas gücüne baktığımızda 120-121 FPS ortalama alıyoruz. FSR ve Frame Generation açık olduğunda bu değer 178-179 FPS'e kadar çıkıyor. 54-55 derece sıcaklıklarda kartımız ve 163-165 Watt şu anda enerji tüketiyor. En sevdiğim oyunlardan bir tanesi The Last of Us Part 1. Önümüzdeki videolarda Part 2'nin de sizlerle karşılaştırmalarını, test sonuçlarını paylaşacağız. Şimdi 1080p'deyiz, ultra ayarlardayız.
Sol tarafta FSR Frame Generation kapalı. Aldığımız FPS 88-89 civarında. FSR'ı ve Frame Generation'ı açtık. Sağ tarafta gördüğünüz gibi 199-200 civarında. Şu anda FPS değerimiz maksimum da 222'ymiş. 53 derecelerde kartımız. Bu arada 55'i falan bir hiç geçmedi, görmedik yani geçtiğini. Hemen 2K performansa bakalım. 2K Ultra'da 62-63 civarında zorluyor. Tam limitlerde yani, 60'ın altında olsa biraz daha farklı konuşacaktım muhtemelen. Ama FSR'ı açtığınızda, Frame Generation'ı açtığınızda 140-142 FPS'leri görebiliyorsunuz. Burada biraz sıcaklık arttı. 56-57'leri gördük. Black Ops'la devam ediyoruz. Full HD, Extreme ayarlardayız. Saf kas gücünde 140-139 FPS civarında değerler görüyoruz. FSR ve Frame Generation'ı açtığınızda ortalamamız 216-217 kadar ulaşıyor. 2K Extreme'de de saf kas gücünde 103 ortalama FPS'imiz var. Frame Generation'ı açtığımızda 174-173'lere kadar ulaştık. 52 derece kartımız 165 watt civarında da güç tüketiyor, güç çekiyor. Ekran kartlarının gerçekten gücüne ihtiyaç duyan bir oyun var sırada. Black Myth Wukong. Baktığımızda 1080p'de en yüksek ayarlardayız. Frame Generation ve FSR kapalı olduğunda ortalamamız 56 FPS. 60'ın altında kaldı kart. Ama FSR'ı açtığınızda 108-107 ortalamayla oyunu oynanabilir hale getirebiliyorsunuz. Ki 1080p'deki ayarlardan bahsediyorum. 2K'ya da bakalım. 2K'da en yüksek ayarlarda ortalama 44 FPS. Oldukça düşük. FSR'ı açtığınızda Frame Generation'la beraber 82-83 FPS'lere ulaşabiliyorsunuz. Bir tık oynanabilir hale getiriyorsunuz. Ya ben bu ekran kartını aldım, bu oyunda oynamak istiyorum diyorsanız yapabileceğiniz tek bir şey var. Oyun içerisindeki görüntü ayarlarının kalitesini düşürmek. Bakın sol tarafta kaliteyi medium'a, ortaya çektik. Sağ tarafta da en yüksek ayarları görüyorsunuz. Kaliteyi ortaya çektiğinizde oyun içerisinden yaptığınız değişiklikle birlikte FSR ve Frame Generation açıkken 151 ortalama FPS değerlerine ulaşabiliyorsunuz. Ama yok, ben yine böyle oynamaya devam edeceğim en yüksek ayarlarda derseniz, o zaman da 81 FPS'te ortalamada kalıyorsunuz. Full HD ve 2K oyun testlerini incelediniz. Nasıl buldunuz sonuçları? Lütfen yorumlarda paylaşın. Ben de kısa bir değerlendirme yapayım. Bu kart 1080p'de kimseyi üzmez. Oldukça da memnun eder. 2K'da da eder ama oyun oynayacaksanız FSR4'ü ve Frame Generation özelliklerini açmanız gerekiyor. Açmadığınızda 2K'da saf güçte bu kart biraz yetersiz kalabilir. Ama 1080p'de hiç sorunsuz oynarsınız. Hangi oyunda sınıfta kaldı kart? Black Myth Wukong. Bu oyun ve benzerleri, işte Alan Wake ne yapıyor? Ekran kartından olduğunca fazla güç istiyor. Beni diyor besle, besle. Ama işte bu kart onu yapamadı. 60 FPS'in altında kaldı FSR kapalıyken. FSR'ı açtığınızda da işte bir tık oynanabilir hale geldi. Bu arada testlerde ışın izleme, ray tracing kapalıydı. Niye kapattık? Sadece Last of Us Part 1'de açıktı. Çünkü ray tracing'i aktif etmek için bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki videolarda da farklı markalardan farklı modeller gelecek. O zaman ekran kartlarını karşılaştırırken de ray tracing'i açık bırakacağız veya açacağız, kapatacağız. O testleri de sizlerle paylaşacağız. Geldik son kısma. Nereye? Fiyata. Bütçe kısmındayız, değil mi? Evet. Herkesin merak ettiği kısım. Ne yapsam veya arada kaldığı kısım. Hemen anlatalım. 9060 XT'lerin Türkiye satış fiyatı 18 bin lira olarak açıklandı. Ve sonrasında farklı marka ve modeller piyasaya sürüldü. Şu anda 17 bin lirayla 21 bin lira arasında bu kartlar satılıyor. 3 fanlı modeller, işte bunlar 18-19 bin lira civarında bulabiliyorsunuz.
Gelelim rakibe. Rakibi ne bu kartın? 5060 Ti 16 GB. 16 GB 5060 Ti'larda 21.000 liradan başlıyor. 25-26'ya kadar gidiyor. Ben şöyle bir limit koydum, barem koydum. Diyorum ki eğer 9060 XT 16 GB ve 5060 Ti 16 GB'ın arasındaki fiyat farkı 3.000 lira veya daha altındaysa düşünmeden 5060 Ti 16 GB alın. Ama aradaki fiyat farkı 3.000 liranın üzerindeyse 3.300, 3.500, 4.000. O zaman 9060 XT alın. Aradaki o 3.000 liralık, 3.500 liralık farkı toplayacağınız bilgisayarın ekipmanını harcayın. Klavyesiydi, mouse'uydu, işte kulaklığıydı vesaire. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek 5060 Ti 8 GB veya 5060 8 GB alayım diye düşünenler varsa o zaman üzerine 1000 lira ya da 1500 lira koyun, hiç düşünmeden 9060 XT 16 GB alın. Herhalde en iyi bu şekilde anlatabildim. Peki siz nasıl buldunuz bu ekran kartını? Lütfen yorumlarda paylaşın. Ve videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açık bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.